tavamı ısınsın. O arada önce sebzelerimi hazırlayacağım sizler için. Küçük küpler halinde yapacağız. Bir adet kabağım. Havuçlarımı soyacağım. Bunları da kabaca doğrayacağız. Soyduktan sonra evet. Şu kısımlarını ayırıyorum. Sebzelerim hazır. Evet, tavam da artık hazır. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Şöyle çevirelim güzelce. Bir adet de soğanım var. Onu da hemen bu köşede halledelim. Kararı siz verin. Soğan diri kalsın diyorsanız sonra, havuçtan sonra. Yok hayır, iyice ölsün istiyorsanız hemen tavuklardan sonra içine koymanız gerekiyor. Evet. İlk önce mühürlenmelerini istiyorum. Çok güzel. Soğanlarım da hazır. Bu arada bu tek kişilik bir tarif. Kişi sayısına göre tavuğunuzu arttırıyorsunuz, sebzelerinizi arttırıyorsunuz. Şimdi karar verelim. Soğanlar ölsün mü, diri mi kalsın? Diri kalsın diyorum ben. O yüzden önce avuçları soteleyeceğim. Şöyle. Ufak ufak. Sadece soteleyeceğiz. Bunlar güzelce sotelensin. Şimdi sanırım iki tane domates rendesi benim için yeterli olacak. Rendem de hazır. Havuçlar oluyor. Böyle çıtır çıtır olsunlar, kızarsınlar. Dediğim gibi pişirme amaçlı değil, sadece öldürmek istiyoruz. Şimdi kabaklarımı koyuyorum. Tuzunu, karabiberini, baharatını en son ekleyeceğim. Küçük bir sos tavası yeterli. Ocağımın altını açıyorum. Bu sosu aklınızda tutun, birçok tarifte kullanacağız. O arada çedar peynirlerimi kontrol edeyim. Şimdi sanırım baharatlarımı ekleyebilirim. Tuz kullanacağım. Biraz bol koyalım. Karabiber. Ve tabii ki acı sever ben için pul biber. Şimdi bu aşamada sosum olana kadar altını birazcık kısacağım. Kabakları küçük bir çatalla kontrol edeyim. Soğanı da ekleyebilirim. Tamam. Bence soğanları da ekleyelim. Sos için tavam ısındı. Biraz zeytinyağına ihtiyacım olacak. Şuradan birazcık biber salçası kavuralım. Bir yemek kaşığı yeterli. Şöyle biraz kısalım ve devam edin. Evet, bu olmak üzere. Gördüğünüz gibi bütün sebzelerimi diri bir şekilde baharatladım. Şimdi domates sosumu ekliyorum. Artık ateşi açabilirim. Güzelce yedirelim. Bu tamamen eridi. Biraz tuz. Şöyle üzerine bir tatlı kaşığı kadar. Evet. Birazcık çektireceğim sadece. Çok sulu olmasını istemiyorum. Sürülebilir bir kıvam istiyorum. Burada biraz çedar peynirim var. En son içine rendeleyeceğim. Bir tane yeterli olacaktır. Ben şu an sadece kendim için yapıyorum. İsteyene belki veririm, bilmiyorum. Bu hazır. Sosum da hazır. Onu da kapatalım. Şimdi burada bir metal kaşıktan yardım alacağım. Arkasıyla süreceğim çünkü. Çok daha kolay oluyor. Ortasına şöyle dökün. Şu şekilde. Çok fazla sos koyarsanız ısırırken çok akar. Şu şekilde ortasına koyuyoruz. Şuradan biraz çedar peyniri rendelemek istiyorum. Şöyle her yerine gelsin. Buradan biraz da maydanoz kullanacağım. Hiçbir zaman olmazsa olmaz bir malzememiz yok bizim. Nasıl sarıyoruz? Önce akmasın diye altını şu şekilde kapatıyoruz. Sonra bir kat böyle geldik. Şurayı güzelce sıkıyorsunuz. Döndürüyoruz. Ve tabii ki... nefis.